Arduino Hocam'dan herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuz 100 aboneye özel bir video olacak. Bildiğiniz üzere bir hafta gibi kısa bir sürede 100 aboneye ulaştık. Destek veren, videolarımızı izleyen ve abone olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım videolarım faydalı olmuştur. Videomuza dönecek olursak, Arduino projelerim adlı serimizin 4. videosunu çekiyoruz. Bu projemizde park sensörü yaptık. Park sensörü yapabilmek için 16x2 LCD ekran ve HCR04 ultrasonik mesafe sensörünü kullandık. HCR04'ün nasıl kullanıldığını anlattığımız videomuza yukarıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca 16x2 LCD ekranımızın nasıl kullanıldığını, özel karakterlerin nasıl oluşturulduğunu ve basit animasyonların nasıl oluşturulduğunu anlatan animasyonun termometre adlı yine yukarıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi devre şemasına geçebiliriz. Devre şemamız animasyonun termometre adlı videomuzdakinin aynısı. Sadece DHT11'lerini HCR04 sensörüne ve bir tane de buzzer ekledik. HCR04 ile başlarsak VCC bacağını 5 volta, trigger bacağını Arduino'nun 7 nolu dijital pinine, echo bacağını 6 nolu dijital pinine ve GND bacağını toprak hattına bağlıyoruz. Buzzer'ımızın eksi bacağını toprak hattına, artı bacağını ise 9 nolu dijital pine bağlıyoruz. LCD ekranımızın bağlantıları ise VSS pini GND hattına, VDD pini 5 volta, VO pini ise potansiyometremizin orta bacağına bağlıyoruz. Ayrıca potansiyometremizin sol bacağını artı 5 volta, sağ bacağını ise toprak hattına bağlıyoruz. LCD ekranımızın reset pinini ise 12 nolu dijital pine, read write pinini toprak hattına, enable pinini 11 nolu dijital pine bağlıyoruz. D0, D1, D2 ve D3 boş bıraktıktan sonra D4 nolu girişi 5 nolu dijital pine, D5'i 4 nolu dijital pine, D6'yı 3 nolu dijital pine ve D7'yi de 2 nolu dijital pine bağlıyoruz. Anot bacağını 5 volta ve katot bacağını ise GND hattına bağlıyoruz. Bu bağlantıları yaptıktan sonra kodlama kısmıyla devam edebiliriz. Kodlama kısmını yine her zaman olduğu gibi gerekli kütüphaneyi ekleyerek başlıyoruz. Trigger, echo ve buzzer pin girişlerini tanımladıktan sonra LCD ekranımızı reset, enable, D4, D5, D6 ve D7 pinlerini Arduino'muza belirtiyoruz. Daha sonra LCD ekranımızda özel karakter ve animasyon oluşturabilmek için byte veri tipinde kostüm char adında 9 tane değişken tanımladık. Neden böyle bir tanımlama yaptığımızı yukarıda çıkan bağlantıya tıklayarak animasyonun termometre adlı videomuzdan öğrenebilirsiniz. Park sensörümüz için süre ve mesafe adında değişken tanımladık. Bu değişkenleri float olarak tanımlarsak daha doğru bir sonuç alabiliriz. Void setup kısmında buzzer'ımızı output olarak belirledikten sonra özel karakterlerimizi numara vererek oluşturuyoruz. Trigger pinini output, echo pinini ise input olarak tanımlıyoruz. Seri haberleşme ve LCD ekranımızı başlatıyoruz. LCD ekranımız başlarken yüklenme efektini oluşturabilmek için ilk önce ekranımızı temizliyoruz. Daha sonra ekranımıza yazımızı yazdırıp 2 adet iç içe for döngüsü kullanarak yüklenme efektini oluşturuyorum. Bu efekti de yukarıda oluşturduğum özel karakter yardımıyla ekrana yazdırıyorum. İçerideki for döngüsü ekranın birinci karakterini 5'e bölerek sırayla her bir sütunu doldurarak yüklenme efektinin ilk basamağını oluşturuyor. İkinci for döngümüz ise birinci karakter bittikten sonra ikinci karaktere aynı işlemleri yaptırıyor ve bunu 16 kere yaptırarak ekranımızda yüklenme efekti oluşturabiliyoruz. İşlemler bittikten sonra ekranımızı temizleyerek void loop kısmına devam ediyoruz. Void loop kısmında trigger pinimizi 1 milisaniye çalıştırıp tekrar durduruyoruz ve mesafeyi süre bölü 2 bölü 29.1 ile tanımlıyoruz. Mesafenin de neden böyle hesaplandığını yine HCR04 sensörümüzün nasıl kullanıldığına dair çektiğimiz videoda anlattık. Ekranımızı temizledikten sonra cisim ile sensör arasındaki mesafeleri if komutlarıyla çeşitli aralıklara böldük. 5 saniyeden küçük ise buzzer'ı öttürüp ekrana özel karakter ekledik. 5 ile 10 saniye arasında yine aynı şekilde buzzer'ı öttürdük ve ekrana başka bir özel karakter ekledik. Burada eklediğim özel karakter cisme olan yakınlık arttığında çıkan özel karakter. Mesafe 10 santimden fazla ise yine buzzer kullandık ama bu sefer buzzer'ın çalma şeklini gecikme süresindeki değişiklikle değiştirdik ve yine farklı bir karakter yazdırdık. Aynı adımları
15 ile 20 ve 20'den büyük mesafedeki adımlarda da uyguladıktan sonra yarım saniyede bir güncellenmesi için gecikme süresi ekledik ve ekranımızı en son temizleyerek komutlarımızı bitirdik. Kodlama kısmımız bu kadardı arkadaşlar. Tekrardan söylemek gerekirse kodlama kısmında bazı noktaları tekrardan anlatmadım. Çünkü onların nasıl anlatıldığına dair videolar çektik ve kanalda mevcut zaten. Şimdi isterseniz projemizi test edebiliriz. Gördüğünüz üzere 5 cm'den daha da yaklaştığınızda ekranda içi dolu bir dikdörtgen çıkmakta. Mesafemiz arttığında bu dikdörtgenin doluluk oranı azalmakta. Ve 25 cm'den sonra ise dikdörtgenimiz bir çubuk haline gelmektedir. Park sensörlerinin çalışma mantığı da budur. Projemiz bu kadardı arkadaşlar.